köle olarak geldiği topraklara hükümdar olan, 17 yıllık hükümdarlığına onlarca zafer sığdıran Sultan Baybars. Videoyu izleyenlerin çoğu kanalıma abone olmayanlardan oluşuyor. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olur ve kısa da olsa yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Sultan Baybars, 1233 yılında Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Kıpçak Türküydü. 14 yaşındayken Moğollar tarafından esir alınmış ve esir olarak Sivas Halep üzerinden Şam'a götürülmüş, buradaki köle pazarlarında satılmıştı. Baybars, Eyyubi Sultanı Salih Eyyub'un Memlüklerinden olan Aytekin el-Bundukdari tarafından satın alınmıştı. Daha sonra 1246'da zekasının Salih Eyyub tarafından fark edilmesi üzerine onun tarafından satın alınmış, askeri kışlaya gönderilerek askeri eğitim alması sağlanmıştır. Eğitimini tamamlayan Baybars, orduya katılmış ve Haçlılarla girişilen bir dizi çatışmada yer almış, kısa sürede terfi ederek emirliğe kadar yükselmiştir. Baybars, Salih Eyyub'un oğlu Turanşah zamanında Dimyat'ı ele geçirerek Mansura'ya kadar ilerleyen Fransa kralı 9. Louis'in yenilgiye uğrayıp esir düşmesinde önemli rol oynadı. Aynı zamanda Memlük gruplarına karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan Turanşah'a karşı suikast düzenleyenlerin elebaşlarından biri oldu. Turanşah'ı bir suikast sonucu 30 Nisan 1250 tarihinde öldürttü. Böylece Mısır'da Eyyubi Hanedanı hakimiyeti Turanşah'ın ölümüyle son buldu. Zaten güçlü durumda olan Memlük emirleri artık devlet yönetimi üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahiplerdi. Kurdukları devletin en önemli özelliği adının Devleti Türkiye, yani Türkiye Devleti olmasıydı. Kölemenler olarak da anılan bu devletin dünya ve İslam tarihi açısından en önemli özelliği hanedana dayanmak yerine hürriyetine kavuşmuş köleler olan askerlerin en güçlüsünün tahta çıkmasıydı. Ve tarihte bundan başka bir örneğine rastlanmamıştı. Turanşah'tan sonra tahta çıkan Aybekin, Bahriye Memlüklerinin önde gelen reislerinden Aktay'ı öldürtmesi üzerine Baybars arkadaşlarıyla birlikte Dımaşk ve Kerek Eyyubi Meliklerinin yanına sığındı. Aybek hamamdayken öldürülünce Aybek'in yerine Mısır tahtına Kutuz geçmiş, böylece Baybars tekrar Kahire'ye dönmüş ve onun hizmetine girmişti. Baybars bu sırada Suriye'ye giren Moğollara karşı Kutuz'un sevk ettiği orduda öncü kuvvetlerin kumandanlığını yaptı. Aynı Kalut'ta Moğolların hezimete uğramasında önemli rol oynadı. Burada gösterdiği başarılar sebebiyle Kutuz'dan Halep naibliğine tayini istediyse de bu isteği kabul edilmedi. Gerek bu isteğini kabul etmemesi, gerekse Bahriye Memlüklerinin reisi Aktay'ın öldürülmesi işine karışması dolayısıyla Kutuz'a karşı kin besleyen Baybars, onun ortadan kaldırılması için bir suikast planı hazırladı. Sonunda avlanmak üzere karargahtan uzaklaşan Kutuz'u arkadaşlarının yardımıyla öldürdü. Kutuz'un katli üzerine devlet ileri gelenleri yeni sultanı belirlemek için toplandıklarında Baybars üzerinde oy birliğiyle karar vermişlerdi. Zaten otağa girerken Atabek ve Sultan Naibi Farisüddin Aktay onları karşılamış, Sultan Kutuz'un öldüğünü onlardan öğrenince onu hanginiz öldürdü diye sormuş, Baybars da ben diye cevap vermişti. Bu cevap üzerine Atabek ise hünkârım buyur onun tahtına otur demiştir. Baybars aynı gün 26 Ekim 1260 tarihinde Kalatül Ceber'e giderek Memlük tahtına oturmuştu. Baybars köle olarak geldiği topraklara bundan böyle hükümdar olacaktı. Tahta geçtiğinde ilk icraatlarından biri Kutuz'un yükselttiği vergileri düşürmek oldu. Bu karar sultanı öldüren adamın tahta çıkmasının halkta yarattığı hoşnutsuzluğu gidermiş, Baybars'ı sevdirmişti. Aynı zamanda bazı iç isyanlar olmuştu. Bunların bir kısmı Kutuz'un emir yaptığı kendi adamları ya da Eyyubi Hanedanı mensuplarıydı. Baybars isyanları bastırıp isyan çıkaran emirleri yakalattı. Fakat daha sonra bağışlayarak eski görevlerini iade etti. Baybars tahtta bulunduğu süre boyunca Selçuklu ve Altınordu Devleti ile ittifak oluşturmuş, Batı ile de yakın ilişkiler kurmuştu. Haçlılarla, İlhanlılarla ve Ermenilerle de büyük savaşlar yapmış, bütün savaşlardan büyük galibiyetlerle ayrılmıştı. Baybars,
Anadolu seferi sırasında Selçuklu ve İlhanlı'nın barış görüşmelerine bir heyet gönderdi. Sultan Baybars, Moğollar ancak istila ettikleri topraklardan çekildikleri takdirde dost kalacaklarını bildirmişti. Ayrıca Sultan Baybars, Samagarnoya'na bir ok, Abakahan'a da bir zırh göndermişti. Bu hediyeler aslında bir çeşit mesaj içermekteydi. Ok, Türklerde hakimiyeti ifade ederken, diğer taraftan zırh ise açıkça bir meydan okumayı ifade ediyordu. Anadolu Selçuklu Devleti'ni İlhanlı işgalinden kurtarmak için Anadolu'ya bir sefer düzenlemiş olmasına rağmen Anadolu Selçuklu yöneticilerinden vaat edilen desteği göremeyince ülkesine geri dönmeye başladı. Memlük ordusu Anadolu'da kaldıkları sürece Sultan Baybars'ın emri gereği tüm ihtiyaçlarını parasını ödeyerek satın almışlardı. Hiçbir şeye el koymamışlardı. Sultan Baybars'ın seferden dönüp Şam'a ulaşması 10 Haziran 1277 tarihinde olmuştu. Şam'a dönüşünde hastalanmış, 14 gün sonra 20 Haziran 1277 tarihinde vefat etmişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.